Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları olarak 2003'ten bu yana yaptığımız yatırımlarla Türkiye'yi dünya standartları ve üstüne taşıyan birçok hamle ve ilkler gerçekleştirdik. Geleceğin taşımacılığı olan yüksek hızlı tren teknolojisini sahiplenerek ülke genelinde yaygınlaştırıyoruz. Ankara, Eskişehir, Konya ve İstanbul arasında faaliyete geçirdiğimiz yüksek hızlı tren ağını 51 şehre genişletiyoruz. Saatte 250 km hıza sahip 12 adet ve saatte 300 km hıza sahip 1 adet YHT setinden oluşan filomuzu güçlendiriyoruz. Filomuzu büyük kısmı yerli üretim olan 106 setlik bir büyüklüğe çıkarıyoruz. Mevcut demir yollarını yeniliyor, elektrikli, sinyalli ve modern işletmeciliğe uygun hale getiriyoruz. Yükselen sektörün vizyonuna uygun şekilde tasarlanan gar ve istasyonlarımızı kentlerin yeni cazibe merkezleri haline getirmeye devam ediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz alt ve üst yapı çalışmaları, hizmet iyileştirmeleri ve pazarlama hamleleri sonucunda 2003'teki toplam yolcu sayımız 2014'te %100 artarak 156.6 milyona ulaştı. Aldığımız destek ve tecrübemizle şehir içi raylı ulaşımda da ilkleri başardık. İzmir'de hayata geçen İzban, Ankara ve Gaziantep'te uygulama aşamasındaki Başkent Ray ve Gazi Ray projeleriyle banliyö hatlarını metro standartlarına getirmeye başladık. Yine İstanbul'da kullanıma açtığımız Asrın projesi Marmara'yla kıtalar arası yolcu geçiş süresini 4 dakika gibi rekor bir zamana indirdik. Yapımı devam eden Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Anadolu-Avrupa arası kesintisiz yüksek hızlı tren bağlantısını sağlarken, projelendirme aşaması tamamlanan dünyanın 3 katlı ilk tüp geçidi olan Büyük İstanbul Tüneli ile de yine bir ilke imza atıyoruz. Çanakkale'de hayata geçmesi planlanan dünyanın en uzun köprüsüyle de iki kıta arasında yeni bir koridor oluşturuyoruz. Organize sanayi bölgeleri yakınlarında kurduğumuz 7 adet lojistik merkezle sahip olduğumuz altyapı ve deneyimi yük taşımacılık sektörüne de aktardık. 20'ye çıkarılması hedeflenen bu merkezlerde çağdaş lojistik anlayışının tüm imkanlarını seferber ettik. Ulaşım sektöründe dışa bağımlılık ve sermaye kaybını ortadan kaldırmak üzere oluşturulan yerli demiryolu sanayisi ile demiryolu ray bileşeni üretim ve ihracatına başladık. Yerli yük vagonu 2017'de, yerli üretim milli yüksek hızlı tren 2019'da raylarda olacak şekilde çalışmalar devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları olarak bir asırlık miras ve çağdaş vizyonumuzla hizmetinizdeyiz.